Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste ne yapacağız aslında? Bir önceki derste ne yapmıştık? Join ifadesinin ne işe yaradığını görmüştük. Join'in içerisinde ne vardı? Aslında kontrol vardı. Join gerçekten buna mı eşit? Açılan thread'in içerisindeki gerçekten atanan ifade, thread id birbiriyle tutuyor mu? Ve thread join fonksiyonunu bakın buraya thread success diyor ya. Bakın thread join'in içerisinde biz ne yapıyoruz aslında? Şöyle bir ifade çağırıyoruz. Bu ifadeyi çağırdıktan sonra aslında C declaration'ın içerisinde ki bu C++ 11 ile aslında atanmıştı. Bunu ne yapıyoruz? Kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın. Bizim bir ifademiz daha var. Bunun içerisinde. Şu şekilde geliyorum. Bir copy paste yapayım hatta. Şu şekilde. Yine include'larımı ekleyeyim. Burada trade'i koyuyorum. Using namespace. STD'nin içerisinde int main'in içinde gidip yine fonksiyonlarımı yazacağım. Şimdi geliyorum yine buraya void my thread fonksiyonumu tanımlıyorum. Parametrik olmayan bir şekilde. Ve cout'un içerisinde my thread is calling yazıyorum. Ve new line'ı koyuyorum. Şimdi bakın bir tane thread açtığımda bakın burada. Thread'in içerisinde adres referansıyla birlikte aslında my thread'i buraya veriyorum. O zaman bu ne yapıyor? Execution'un gerçekten iki tane parçaya ayrıldığını ve bunun birinin main, diğerinin ise my thread olduğunu aslında burada söylüyorum. Şimdi bakın. Bir ifadeye geldiğimizde cout diyelim burada mesela main function. Buraya yazalım. New line'da böyle koyalım. Ve t join'i buraya alalım. Şimdi çalıştırıyorum bunu. Çalıştırdığımda önce main function çalışıyor. Sonra da my thread is calling ifadesi aslında burada ne yapıyor? İşleve alınıyor. Şimdi bakın. Siz eğer ki kodun içerisinde detach denen bir fonksiyonumuz var bizim. Bu detach'i çağırırsanız. Bakın tekrardan çalıştırıyorum. Bu sefer bakın ne veriyor bana burada? My thread is calling and it called after throwing an instantaneous error diyor. Bakın burada invalid argument diyor. Şimdi bu ne demek? Şimdi bakın siz bir döngünün içerisinde hem bunu join yapıyorsunuz. Join yaptıktan sonra da detach yapıyorsunuz. Neden? Şimdi bakın buraya geliyorum. Şu örneğimi bir gösteriyorum. Cout main function'ı buraya alıyorum. Aldıktan sonra bakın my thread is calling bu sefer ilk çağrılıyor. Main function ikinci çağrılıyor. Ama bu çağrıldıktan sonra yine ne yapıyor? STD system error ifadesi burada veriliyor. Peki. T, bir dakika öncelikle bir de şunu da bir delete edelim. Üstüne çünkü eğer hata varsa yazmıyor tekrardan. Şöyle de bir görelim. Gördükten sonra gerçekten her şeyin aynı olduğunu biliyoruz. Şimdi bakın. T join'i burada kaldırıyorum. Yorum satırını alıyorum. Tekrardan çalıştırıyorum bunu. Tekrardan çalıştırınca bakın arkadaşlar. Bu ifade ne yaptı bu sefer? Hata vermedi ya da throwing atmadı. Neden? Execution pad'in içerisinden bu detach'i buraya alırsanız ki bakın bu fonksiyonun içinde ne var? Joinable olup olmadığını kontrol ediyorsunuz ve thread'in içerisine bakın ne yapıyorsunuz? Detach ifadesini buraya koyuyorsunuz. Yani burada eğer joinable değilse ki bakın yukarıya bakın joinable mı değil mi diye kontrol ediyor. Eğer değilse burada invalid argument ifadesini buraya atıyor. Tekrardan bakın buraya baktığımızda detach edilebilecek bir şey var mı yok mu diye buna bakıyor ve ne yapıyor? Gidiyor. Check C return'in içerisinde aslında bu ifadede detach'i kaldırmıyor. Şimdi bakın. Siz buraya bir T join tanımladığınızda biz burada istediğimiz herhangi bir döngüyü detach edebiliriz. Ancak arkadaşlar bakın. Bunu etmezsek bakın. Terminate ne diyor burada? Called without an active exception diyor. Yani siz açtığınız her thread'i burada yok etmek zorundasınız arkadaşlar. Diğer türlü biz ne yapamayız arkadaşlar burada? İşlevleri çalıştıramayız. Peki tamam bu ifadeyi anladık. T-join ifadesini de buraya verdik. Peki ben bir şeyi detach ettikten sonra tekrardan T-join yapabilir miyim? Bu ifadenin içerisinde. Şimdi bakın ben bunu çalıştırıyorum. Çalıştırınca arkadaşlar bakın burada invalid argument ifadesini aslında buraya alıyorum. Şimdi bakın main executable'ı buradan siliyorum. Sildikten sonra tekrardan çalıştırıyorum bakın bunu. Burada problem var mı? Yok arkadaşlar. Ancak bakın şimdi CPP'nin içerisinde
11 yaparsam ben bunu. Tekrardan main execution'ı burada silersem. Ve detach buraya alırsam arkadaşlar. Bunun içerisindeki ifadeyle bana ne yapıyor? Yine exception ifadesinin değerini veriyor. Yani bu ifadenin içerisinde standartlardan bağımsız olarak aslında buradaki ifadede bakın. Biz ne yapabiliyoruz? Bir yaratım sergileyebiliyoruz. Ama bu doğru mu? Aslında değil arkadaşlar. Çünkü bakın eğer ki bu doğru olsaydı şuraya gidiyorum bir for döngüsü yaratıyorum burada. İki noktayla gidiyorum bir sonsuz bir döngü yaratıyorum. Bu döngüyü yarattıktan sonra gidiyorum bunu çalıştırıyorum. Normalde bakın bu thread'in açıldıktan sonra gidip burada ne yapması lazım? İfadelerin içerisinde bakın my thread is calling 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 yapması lazım ama bakın bir yerden sonra ne yapıyor? Gidiyor bu thread'i kapatıyor. Ama tekrardan join ediyor mu? Aslında etmiyor arkadaşlar. Eğer etseydi zaten ben buradan ne yapabilirdim? Aslında gidip ifadeleri oluşturabilirdim. Yani arkadaşlar burada bakın thread gerçekten dolabileceği kadar doluyor. Dolduktan sonra da bakın burada ne yapıyor arkadaşlar? Gidiyor. İfadelerin hepsi düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi burada bir sleep diye fonksiyon var. Şuraya gidelim mesela bir saniyelik aslında bir sleep koyalım. Kendi döngünün içerisinde aslında. Şuraya da gidelim. Bir tane sleep koyalım. Şimdi burada detach falan yapmayalım bu ifadeyi. Sadece join ifadesini buraya alayım. Join ifadesini aldıktan sonra şu cout main function'ı diyeyim burada bir for döngüsünün içerisinde yine sonsuz bir döngüde çalıştırmaya çalışayım. Şöyle. Şunun duration değerine de bir bakalım da. Duration'ın içerisinde burada türünü söylememiş. Ama şimdi buluruz zaten. Onu da sleep'in içerisinde de aynı döngü var. Şimdi bakın ben bunu tekrardan bir çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda tabi burada voice sleep declaration içerisinde bakın burada bir hata verdi. My thread is calling ifadesi bakın burada sürekli çağrılıyor. Sleep'in içerisinde ama deprecation içerisinde doğru çalışmıyor. Şimdi bakın şunu bir alalım. Şöyle bir delete edelim. Güzel. Şimdi bakın bu döngü burada çalışıyor. Şöyle çalıştırıyorum. Şimdi bakın bunun içerisinde bir tane hata veriyor. Bu hata ne? Şimdi bakın ben bu sleep'i bu şekilde uygulamak yerine gidip burada şöyle bir include'un içerisine cstd lib'in içerisinde bunu yapacağım. Burada bir sleep fonksiyonunu buraya alacağım. Şöyle bir saniyelik bir sleep koyuyorum. Şöyle gidiyorum burada. Bir saniyelik bir sleep koyuyorum. Yalnız bunu uygulamak için şöyle include'un içerisinde bir de Windows C DOS ifadesi de zaten burada yoktu. Şimdi bu ifade yoktu. Şimdi biz bunu nasıl yapabiliriz? Buradaki bu UniStd kütüphanesinde boş veriyoruz. Sadece bir tane aslında yapıyı göstermeye çalışacağım size. Chrono'yu şöyle alıyorum. Chrono. Güzel. Şöyle. Chrono bu şekilde olması lazım. Tamam, kütüphaneyi aldık. Şimdi biz bunu aldığımızda aslında bir tane ifadeyi dondurmak veya uyutmak istediğimizde this'in thread'ini ben buraya alıyorum. Bunun içerisinde sleep for var ve sleep for'un içerisinde chrono'nun gidiyorum. Millisecond türünden gidiyorum. Buraya ne yapıyorum? 1000 ifadesini buraya koyuyorum. Bu thread'i uyutuyor. Bunun içerisindeyken. Aynı şekilde bakın. Buraya geliyorum. Bu ifadeyi de alıyorum. Şu execution'ın içerisinde şunu değiştiriyorum. Ve CPP'nin içerisinde C17 standardını çalıştırıyorum. Şimdi bakın ben bunu çalıştırdığımda my thread is calling ifadesi saniyede bir burada bakın ne yapıyor? Tetikleniyor. Şimdi bakın dikkat ederseniz tjoin siz buraya aldığınızda bu döngü bakın burada ne yapıyor? Direkt aslında şu ifadenin içerisinde kalıyor. Peki ben yukarıya alıp bunun bu sleep for'unu ben burada çalıştırırsam peki döngü ne yapacak? Bakın saniyede bir hangisi ilk gelirse aslında o şekilde bir yapı burada oluşuyor. Yani siz eğer ki arkadaşlar bir şeyi T join yaparsanız ve bu T join'in içerisinde sonsuz bir döngü varsa bu döngüde aslında bu takılıyor. Takıldıktan sonra da aslında sırayla bu fonksiyonları çağırıyor. Bakın ancak ve ancak bu T join'i ben gidip yukarı alırsam burada şu şekilde
Kapatıyorum. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakın ne yapıyor? My thread is calling'in içerisinde hep bu takılı kalıp o döngünün içerisine hiçbir zaman için girmiyor. Bu bana ne anlatıyor? Aslında şunu anlatıyor bakın. Eğer ben burada T join yaparsam şu main'in altında hiçbir döngünün içerisine burada girmez. Gömülü yazılımlarda da girmez. Diğer programlara da girmez arkadaşlar. Ancak. Siz main'in içerisinde eğer ki bir işlevi yaptırmak istiyorsanız main'in içine koyup T join'i sonra eklemelisiniz arkadaşlar. Başka bir şansınız var mı? Kesinlikle yok. Burada bakın thread ikisinde de ya da birinde de nerede geldiğinin bir önemi yok. Burada gerçekten milisaniye cinsinden bu ifadeleri buraya koyduğunuzda hepsinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi diğer bir örneğe geçmeden önce aslında şöyle şu kodun hepsini bir kopyalayayım. Example 2 idi bu. Böyle geleceğim. Şöyle example 3 yazıyorum. Şimdi bakın bu myThread'e function 1 diyorum. Bunu 1'e atıyorum. Aynı şekilde geliyorum. İkinci bir thread daha tanımlıyorum buraya. Ve bunun ismini thread 2 yapıyorum. Ve bunu gidip ne yapacağım? T1 olarak implement edeceğim. Aynı mantıklı arkadaşlar. Thread'in içerisinde T2'nin içerisinde address myThread 2 fonksiyonunu buraya vereceğim. T1'ı başlatacağım. T2'yu başlatacağım. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada ne olacak? Şimdi bakın ben bu fonksiyonu çalıştırdığımda burada clear yapıyorum. Tekrardan çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda bakın thread fonksiyonları sırasıyla bakın burada. Üçü de tetiklenecek şekilde aslında ne yapıyor? Çalışıyor arkadaşlar. Bu bize ne anlatıyor? Siz burada join yaptığınızda eğer ki fonksiyonların içerisinde sırasıyla bunları eklemek istiyorsanız ve bakın main'in içerisinde de bir fonksiyon kalsın istiyorsanız bu main'in içerisinde üst tarafa bu kodu yazmalısınız. Alta değil. Aynı şekilde bakın ben bunu tekrardan çalıştırıyorum bakın burada. Bu ne yapacak? Main function'ı hiç çağıracak mı? Kesinlikle çağırmayacak. Bakın thread 1 ile 2 burada gerçekten sıralı bir şekilde davranabilir. Ya da biz bunları gerçekten bir belli bir ayara koyabiliriz. Ancak arkadaşlar bakın hiçbir zaman için ne yapacak bu? Hiçbir zaman için bu threadlerin dışında başka bir ifade yapılmayacak. Yani T2'nin sonu bizim fonksiyonumuzun son noktası olacak. Peki bir şey daha yapayım buraya. Thread 2'nin içerisinde 500 milisaniye yapayım. Uyuma süresini. Bakın. Bir tane gelirken diğerinden iki tane aslında tetiklenme geliyor. Sleep'in içerisindeki ifade ile birlikte arkadaşlar. Yani ben bu ifadeyi buraya koyduğumda fonksiyonun içinde bakın burada ne yapıyorum? İki kere bundan, bir kere bundan tetikletme yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bir sonraki derste aslında ne yapmaya çalışacağız? Yine bizim kodumuzun içerisinde ne vardı? Aslında farklı fonksiyonlarla kullanabileceğimiz ya da çekebileceğimiz ifadeler vardı. Bir sonraki derste aslında bunların detaylı bir şekilde tartışmasını yapacağız arkadaşlar.